Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere mis kokulu güllerden reçel nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum. Şu gördüğünüz pembe güllerden gerçekten harika bir kokusu var. Bundan 2-3 porsiyonluk bir reçel yapacağım. Şöyle göstereyim. Burası bir pembe güllerin olduğu bir yer. Şöyle. Burada olgun, büyümüş güllerden koparacağım. Ve eve götürüp reçel hazırlamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ne kadar güzel renkleri var değil mi? Rabbim neler yaratmış. Ama bir de kokusunu duysanız harika kokuyorlar arkadaşlar. İşte bu güllerden reçel yapacağım arkadaşlar. Kolay bir reçel olacak. İhtiyacımız olan malzemeler güller var. Gülleri yapraklarını ayıklayacağım arkadaşlar. Tohumlarından ayıracağım. Dallarından ayıracağım. Bir çay bardağı kadar şeker var. Limonu şerbet için kullanacaktım. Buraya yanlışlıkla koymuşum. Yapraklarını güzelce ayıkladım. Gördüğünüz gibi tomurcu kısımlarını, dallarını falan temizledim, ayıkladım arkadaşlar. Burada yarım çay bardağı kadar sirke var. Suyu dolduracağım kabağa. Gördüğünüz gibi sirkeyi de üzerine dökeceğim. Fazla zedelemeden yaprakları güzelce sirkeli suda yıkayacağım. Neden yıkıyorum? Belki gözde görmediğimiz sinekler, böcekler olabilir yapraklarda değil mi? Mikropları falan kırılsın diye. Böyle güzelce yıkadıktan sonra arkadaşlar suyu döküp tekrar duru suyla güzelce yıkayacağım arkadaşlar. Sirkesinden ayrındırmış olacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaprakları güzelce yıkadım, temizledim. Şimdilik reçel yapmamız için ilk önce mayalandırmamız gerekiyor. Bir çay bardağı kadar şekeri yaprakların üzerine koyup biraz karıştırıp zedelemeden kapağını kapatıp bir gece bekletiyoruz buzdolabında. Ertesi sabahleyin de şerbetimizi reçelimizi yapmaya başlıyoruz. Bunun için bir su bardağı kadar şekerimiz var. Bir su bardağı kadar suyumuz var. Tencereye koyup şekeri suyla birlikte karıştırıp eritiyoruz arkadaşlar. Eridikten sonra şeker tamamıyla yarım limonun suyunu tam olmasa da biraz bayağı bir sıkıyorum. Yarım limon suyu olmasa da daha sonra kaynamaya bırakıyorum. Altını orta derecede açıp 20 dakika kadar kaynatıyoruz. Biraz koyulaşıyor şerbet. Kaynamış olan şerbetimizin içine şekerde beklettiğimiz, bir gece önce şekerde beklettiğimiz gül yapraklarını tencereye, şerbetimizin içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde gene orta ateşte 20 dakika kadar kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz reçelimizi. Kaynamış olan reçelimizi güzelce bir kavanoza boşaltıyoruz. Burada sulu gibi görünüyor ama bekledikçe koyulaşıyor kıvamı arkadaşlar. Daha sonra kapağını kapatıp ters çevirip soğumasını bekliyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gül kokulu reçellerimiz sunuma hazır. Gördüğünüz gibi şu gördüğünüz pembe gülerden yaptım. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle. Daha rahat görmeniz için buraya boşaltayım. Buradan kıvamını daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz daha kıvamının koyu olmasını isterseniz arkadaşlar güneşte bekletebilirsiniz. Güneşte durdukça koyulaşır reçelimiz. Şerbeti biraz daha koyu olur. Ya da güneş olmayan bir yerde yaşıyorsanız reçeli biraz daha şekerini fazla koyup koyulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reçelin kıvamı bu şekilde. Şimdilik tadına bakalım. Şöyle ekmekçiklerimizin üzerine biraz koyalım. Ve sizler için bir tadına bakayım. Sizce nasıl görünüyor? Bence süper görünüyor arkadaşlar. Ben az yaptım. Bu kadar yaptım. Evet. Şimdi bir parça alayım. Arkadaşlar süper ötesi bir şey olmuş. Taneli böyle güller, gül yaprakları ağzınızda yerken hissediyorsunuz. Kokusu böyle, aroması falan hissediliyor. Yani reçeli yerken böyle kokusu gerçekten de ağzınızda hissediyorsunuz, o gülün kokusunu. Lezzeti ve kokusuyla muhteşem yani, gerçekten de arkadaşlar. Harika bir gül reçeli oldu. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım denersiniz. Şimdilik bana müsaade. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu arada abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.